Sayın Bakanım, Sayın Genel Müdürüm. Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen özel eğitim kurumları istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doçent Doktor Kemal Şamlıoğlu, İzleme, Denetim ve Hukuk Daire Başkanı İbrahim Uzun Mehmetoğlu, Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve çok sayıda eğitimci katıldı. Toplantıda konuşan Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, kentteki eğitim kurumları sayısı ve faaliyetleriyle ilgili genel bilgi verdi. Sayın Bakanım, ilimizde şu an 14 bağımsız binada 32 tane özel okulumuz, 7 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimiz, 14 MTSK kursumuz, 24 muhtelif kurs, 7 özel öğretim kursu, 18 özel öğretim ortaokul yurdu ve 7 özel orta öğretim yurdu olmak üzere toplamda 109 tane özel öğretim kurumumuz mevcut bulunmaktadır. 32 özel okulumuz içerisinde de toplamda 2972 öğrencimiz ve 501 öğretmenimiz mevcuttur. İlimizde faaliyet gösteren muhtelif kurslar içerisinde bulunan kişisel gelişim kurslarından 3 tanesi özel eğitim kursuna dönüşüm için talepte bulunmuş olup 2 tanesinin özel eğitim kursuna dönüşümü tamamlamış, bir tanesinin de incelemesi devam etmektedir. İlimizde 25 özel öğrenci yurdu bulunmakta olup bunlardan 18 tanesi özel ortaokul, 7 tanesi özel öğretim öğrenci yurdudur. Bu yurtlarda da 117 personel bulunmakta ve 315 öğrenci barınmaktadır. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doçent Doktor Kemal Şamlıoğlu konuşmasında özel eğitim kurumlarının ekonomik zorluklarına değindi. Bunun ortadan kaldırılması için izinsiz kurslarla mücadeleyi artırdıklarını ifade etti. Özellikle son zamanlarda özel öğretim kurumlarının mali anlamda zorluklarını falan çok yakinen bilen bir arkadaşınızım. Özel öğretim kurumlarında aslında yapılan bazı düzenlemeler dolayısıyla sıkışmışlıkların, onlarla bağlantılı yani resmi kurumlarımızın aslında görev tanımında olmayan farklı bazı yanlış uygulamalar içerisine de itildikleri, yapmak durumunda kaldıklarını da çok iyi biliyorum. Bunları bildiğimiz için hızlı bir şekilde biz orada bazı tadilatlar getirdik, denetimi biraz baskın hale getirdik ama asıl izinsizlerle yoğun bir mücadelemiz var. İşte kurslarla ilgili geçmişte ciddi sorunlarımız oldu. Bizim belgelerimizin geçerliliğini bir şekilde tezif etmeye, zayıflatmaya çalışan yaklaşımları gördük. Bunlar belli zamanlarda yanlış bilgilendirmeler dolayısıyla mesafe de kat ettiler. Ama yeni dönemde müsaade etmeyeceğiz. Şamlıoğlu, Türkiye'de eğitimde sınav baskısının çok egemen olduğu bir sistemin hep birlikte yaşandığının altını çizdi. Sınav odaklı yaklaşımdan çıkmak ne demek? Çocuklarımız daha fazla okusun, Türkçenin temel becerilerini, kendi ana dillerini daha iyi öğrensinler, kitapla daha iyi tanışsınlar ve bununla bağlantılı yeni yazmaya çalıştığımız, aslında son aşamalarına geldiğimiz müfredat sistemiyle birlikte yeni bir yaklaşımı ortaya koyacağız. Böyle bir muradımız var. Nedir o? İşte 1, 5 ve 9'larda Sayın Bakanımız belirli aralıklarda bunları kamuoyuyla paylaşıyorlar. Yakın bir zamanda da inşallah müfredatımızı paylaşmış olacak. Aslında tüm seviyelerde yapılan değişikliğin 1, 5, 9'lardaki değişiklik bölümünü, beceri temelli müfredat bölümünü hep birlikte göreceğiz. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, çaytvhaber.com'dan, Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.